Diğer projemiz... Bodrum Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin her perşembe düzenlediği toplantılardan bir yenisi bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi. Daha rahat, incelememiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gümbet Flora Otel'de düzenlenen geleneksel toplantıya BESİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Köroğlu başkanlık etti. Toplantıya BESİAD üyelerinin yanı sıra Bodrum Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Rüştü Tezcan, DTO Meclis Üyesi Arif Yılmaz ve Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz de katıldı. BESİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Köroğlu toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi. Profesyonel hayatta kişisel imaj, yenilikçilik, finansçı olmayanlar için finans eğitimi. Bugün burada ayrıyetten çeşitli misafirlerimiz var. Bodrum Deniz Ticaret Odası'nın temsilcileri bize kısa bir gündeki şu anda güncel olan konular hakkında bize bilgilendirmeler yapacaklar. Köroğlu, BESİAD'ın üyelerine yönelik envanter çalışmaları olacak. Bununla ilgili bir anket çalışması oldu. Bunları size kapalı zarf usulü biraz sonra vereceğiz. Bu envanter çalışmalarını doldurup yine kapalı zarfla derneğimize ulaştırmanız gerekmektedir diye konuştu. Toplantıya konuşmacı olarak davet edilen eski maliye müfettişi Hasan Halil Gönül, önümüzdeki mali yılda şirketleri neler bekliyor, muhasebe alanındaki gelişmeler nelerdir, şirketlerin denetiminde son durum nedir, Türk Ticaret Kanunu'ndaki yenilikler nelerdir, vergi alanında şirketleri neler bekliyor gibi konularda BESİAD üyelerine bilgiler aktardı. Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz de toplantıda söz alarak Kissebükü'nün turistik tesisler yapılarak yok edileceğine dikkat çekerek şu görüşleri dile getirdi. Ki konu bugün meydana, bugün gündeme gelmiş bir hadise değil. Bahsettiğimiz gibi 2005 yılından beri süre gelen bir süreç ama çeşitli sivil toplum örgütlerinin gayretleriyle veya kişilerin gayretleriyle bugünlere kadar o çok değerli varlığımıza bir çivi çakılmadan getirilebildi. Fakat Bodrum'un çok özel, güzel ve değerli alanlarında kamunun olan, bizim olan alanlarımıza maalesef birilerine tahsisler verilerek kaçırılmak, elimizden alınmak isteniyor ki bunun örnekleri pek çok var. Hemen hemen yarımadamızın her tarafında bunları biliyoruz, her tarafında yapıldı. Ama bu sadece Bodrum'un, sadece Muğla'nın, sadece Türkiye'nin bile değil, bütün dünyanın göz bebeği korumak zorunda olduğu çok özel bir bölgeye ait bir alan. O da bizim turizmde, özellikle deniz turizminde yoğun olarak kullandığımız Gökova Körfezi'mizin bir alanı ki biz burayı denizciler olarak Gökova Körfezi'nin giriş kapısı olarak adlandırıyoruz. İşte bu özel alan içinde bitmek tükenmek bilmeyen bir temelle saldırılar sürekli devam ediyor. Şimdi Bodrum özellikle bu alanları için ki bu tek değil, bu alan Yalıbendesi'nin mücavir alanı içerisinde bir yer ve Yalıbendesi'nin imar planlarında unutulan alanların unutulan yerler gibi son planda TV bölgesi olarak işaretlendi ki bu tahsisin önünün açılabilmesi için. Bunun da bitmedi. Hemen akabinde Muğla Milas çökertme imar planları yapıldı, turizm imar planları ki bu planlarda arkadaşlar koruma imar planları deniyor hep. Ama koruma tarafında hiçbir şey yok. Hep yapılaşma tarafı ön planda. Bu planda da Kilisebükü'nden sonraki mazı, çökertme ve Türk evlerine kadar olan alandaki bütün sahiller turizm tesis alanı olarak işaretlenmiştir. Asıl olan burada yani şu söylenebilir belki karşı görüş olarak, canım denizciler mi hep turizmi düşünecek veya deniz turizminden mi sadece gelir elde edilecek? Otellerden de gelir elde ediliyor. Oteller de turizme yönelik bir yatırımdır denebilir. Ama şunu gözden kaçırmayalım. Arz ve talep dengesinde bu tesisler gerekli midir? Yoksa bunlar birilerinin kalkınması için mi kullanılmaktadır? Kamunun menfaati göz ardı edilmektedir. Ve özellikle de bizim turizmde en ön planda tutmamız gereken değer sürdürülebilirliktir. Tesisleşmelerle neleri kaybettiğimiz ortadadır. Bunun takdirini artık ben söylemek istemiyorum. Hepimiz herhalde bunu değerlendiriyoruz.
Şimdi özellikle burası için hepimize bizce çok büyük görev düşüyor. Bodrum, Bodrumlular artık değerlerine sahip çıkıp bir şeyleri korumak zorundadır. Ve burası da bu açıdan çok önemlidir. Bize göre bir kırılma noktasıdır. Bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz. Herkesin birlikte hareket etmesini bekliyoruz. Çünkü kaybedeceğimiz değeri telafisi yoktur. Bir tane daha kilise büyüğü yoktur. Bunu da kaybedelim de ötekini kullanalım diyecek lüksümüz yoktur. Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Arif Yılmaz da turizm amaçlı koruma ve geliştirme bölgesi kavramına dikkat çekerek şöyle konuştu. Bazı kavramların altını çizmek ihtiyacı duyuyorum. Çünkü bunlar önemli. Bölgemizde sık sık karşılaşıyoruz. Birincisi turizm amaçlı koruma ve gelişme bölgedir. Bizim Muğla ilinde de bunlardan çok sık var. Aslında koruma ve gelişme bölgeleri turizm yatırımcısının gitmekten imtina ettiği, yatırım yapmadığı bölgeleri yatırımcıyı teşvik etmek amacıyla yapılan bir uygulamadır. Örnek vermek gerekirse Mersin bölgesi, kumsalı denize her şey var, yatırımcı gitmiyor. Devlet bir planlama yapıyor, orada teşvikler verebilir. Kanunlar onun için hazırlanmıştır. Ayrıca da bunu rahat bir şekilde yapabilmek için de koruma gelişme bölgesi ilan eder. Maalesef tüm Ege bölgesinde ilan edilen koruma ve gelişme bölgelerinde nedense koruma kısmı neredeyse hiç kullanılmamıştır. Yapısal anlamda hep gelişme kısmı inşaat kullanılmıştır. Şimdi size bir soru soruyorum. Hepiniz Bodrum'un iş adamlarısınız. Bugüne kadar bu bölgenin insanı bu bölgeyi korumakla hata mı etti? Yani ormanını kesmemekle, hazine arasına kaçak yapı yapmamakla, ki Türkiye'nin birçok yerinde oldu, doğal mülkünü sakınmakla hatalı mıdır? İkinci soru. Bodrum gibi bir karış toprak için insanların birbiriyle mücadele ettiği, ailelerin kendi içinde birbirine bile küstüğü şu ortamda devletin bu bölgede teşvik vermeye ihtiyacı mı vardır? Üçüncü soru, bizim yerel işletmecimiz bugüne kadar kendi parasıyla, kendi arsasına, kendi emeğiyle otelini, tesisini yapıp turizmi başlatmakla mı hata etmiştir? Eğer devlet burada turizmi çok düşünüyorsa, teşvik verecekse, bence yapılması gereken yıllarca imar planlarıyla kısıtladığımız otelcimizin önünü açacak bir takım ilave uygulamalar olabilir. Çok düşünüyorsa elci misil gibi cezaları almaktan imtina edebilir. Daha da fazla düşünüyorsa alkoldeki vergide vergi iadesine geçebilir. Aynı bizim ÖTV'siz mazotta olduğu gibi. Dolayısıyla burada yerelin ve turizmin düşünülmediği kanaatine var. Çünkü bu sefer göz diktikleri alan deniz turizmcisinin olmazsa olmazı Gökova'nın göz bebeği bir koyunuz Alakışla Limanı, Kistebükü, Adalıyalı ve Narlıyalı diye belirlediğimiz üç alandan Adalıyalı bölgesi. Firma bizim her türlü engellemelerimize rağmen bir takım hamleler yaptı. Şu anda en son yaptığı hamle valilikten çet gerekli değildir şeklinde rapor çıkartıp izin aşamasına geçmeye çalışıyor. Biz gerekli mahkemeyle ilgili girişimlerde Deniz Ticaret Odası olarak bulunduk ama burada asıl olan tüm turizmcimizin, tüm iş adamlarının kendi bölgesini korumasıdır. BESİAD'ın geleneksel perşembe toplantısı konuşmaların ardından sona erdi. 12-12 Cuma gecesi.